kadar kalabalığa daha önce yardımcı antrenörlük yaptık. O dönemlerde bize düşmedi ama bu sene takımın sorumluluğu bende olduğu için bu sene bu konuşmayı yapmak da bize nasip oldu. Çocuklar her şey güzel olsun diye başlar hayatta. Biz de burada olmaktan, sizlerle beraber olmaktan, bu kadar zaman geçirmekten çok mutlu olduğumu söyleyeyim. Hepiniz benim için hayatıma katılmış bir değersiniz. Söylemiştim, ben size bir sözüm vardı sezon başından beri. Beni göndermedikleri sürece ben gitmeyeceğim diye. Çok fazla dramatikleştirmeye de gerek yok. Hayatta bunlar oluyor. Antrenörken de olacak, futbolcuyken de olacak, normal sivil vatandaşken de olacak. Ama şartlar bizi buraya getirdi. İnşallah böylesi çok daha hayırlı olur. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben buradan ayrıldıktan sonra benim telefonum herkeste var. Yaşadığımız sürece bir ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olacağımı bilin. Çok uzatmayayım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. Tamam. Hadi bakalım, bismillah. Daha iyi yerlerde olursunuz inşallah. Bunu hak ediyorsunuz, kim ne derse desin. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah çok güzel günlerde tekrar neşelerimizi, hüzünlerimizi hep birlikte paylaşırız. Allah'a emanet olun. Eser hocanız, bilmiyorum şu anda yeni biri gelecek, gelmeyecek, haberim yok. Bugün antrenmanınızı size Eser hocanız yaptırsın, herhangi biri yoksa. Ondan sonra sana bakarız, haberin için, tamam mı? Sana emanet. Hadi hoşça kalın. İyi antrenmanlar. Başarılar. Arkadaşlar. Tekrar. Allah yardımcı olsun. Bekler misiniz? Mestan. 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 Bir şey soracağım Mestan. Mehmet abi. Arkadaşlar, Yaşar hocamla ilgili düşüncelerinizi şöyle birer küçük şeyler söyleyebilirsin. Sen hiç başlayabilirsin. Abi, Yaşar hoca hakkında söylenecek çok şey var. İlk önce ben profesyonel takımda oynadım 5-6 sene. O zamana kadar çalıştığım en karakterli insan kendisi. Karakter olarak, kişilik bakımından. Çalıştığım en iyi insandı. Ya biz de elimizden gelen her şeyi yaptık bence. Yani genelde zaten futbolcular kötü olduğu zaman faturayı zaten hocaya kesilir. Bu suçum bizimdi yani. Biz her zaman da hocamızın arkasındaydık. Ama işte kötü sonuçlar üst üste gelince tabii faturayı hocaya kesmek zorunda kaldılar. Biz veya şey olsun, yani bütün herkes üzüntülü yani. Yönetim de böyle olmasını istemezdi yani. Herkes başarılı olduğumuz zaman zaten her şey güzel gidiyordu. Ve bir türlü galip gelemedik. Galip, yani galip gelmeyince de birisinin de yani bir tane kafa kesilmesi lazımdı. İşte o da her zamanki gibi, dünyada olduğu gibi her zaman hocaya kestiler. Yani biz çok üzüldük. İnşallah yani adamlığı bakımından zaten bütün herkese böyle görüşecektir zaten adamlığı bakımından. Kim sonra kimse ağzını açamaz burada, Allah çarpar. Hakkımız hayırlısı neyse olsun. İnşallah bundan sonra sahip olur abi. Teşekkür ederim. Mestan, Yaşar Hoca ile ilgili var mı söyleyeceğim bir şey? Yok, ben söyleyeyim. Bir şey ben söyleyeyim. Ali, Yaşar Hocam'la ilgili var mı söylemek istediğim bir şey? Vallahi futbolda böyle şeyler var. Bu sene bazı şeyler tutmadı. İnşallah yararlı bir şey olur yani bizim için. İyi insandı, iyi hocaydı ama dediğim gibi bazı şeyler tutmayınca, oturmayınca olmuyor. Bizim takım olarak Yaşar Hoca'dan herhangi bir sıkıntımız yok ama dediğim gibi kötü sonuçlar futbolda bazı böyle şeyleri lazım getiriyor.
İnşallah yerine gelecek hoca da bizi bu kötü durumdan çıkartır. Tek temennimiz bu. Yaşar hocama da hakkınızı helal ediyoruz. Onun da mutlaka bize karşı şeyi yoktur. Her zaman iyi niyet içerisinde çalıştık sezon başından bu yana. İnşallah o da iyi yerlere gelir. İyi takımlarda çalışır. Biz de bu takımı bu sene kurtarırız. Seneye de inşallah Saraköy Spor olması gerektiği yerde sezona başlar. İnşallah. Teşekkür ederim.